yıllardır sakladı. Telefonu senden bile saklamış. Faruk'un telefonu aldığını saklamış senden. Benim kızım baskı yapmış abla bak. Baskı yapmış. Adam dedi o. Çocuk dedi saklıyor mu bir şey? Saklama o. Senem gibisi benim kızım baskı yapmış. Bak geçen gün bir gizli sanık bağlandı. Seher'i bir yerde, benzinliğe yakın bir yerde, Kınık Parkı'nın orada, tabelanın orada, üstünde bir kazakla gördüğünü, üstünün başının toz olduğunu ama kan olmadığını söylemişti. Evet. Dikkatinizi çekelim sevgili abla, izleyiciler. Abla ben her şeye iddiaya giderim, o çocuk oraya bir saat, iki saatte gelemez. O çocuk o halde iki saatte oraya gelemez. İşte biri yardım... O yalan, onlar... Hatta abla, şunu söyledi. Arasında bir şeyde anlaşamadılar öyle çıktılar. Yedaydın neredeydi? Devletin savcısı var, hakimi var. Niye bu adam devletin savcısına aramadı? O da diyor ki Faruk Demek Bey... Demek ki bir şeyde anlaşamadılar öyle çıktı bir hesabı o. O da diyor ki Faruk'la ikinizin ortak çalıştığınızı söylüyor. Abla benim bu adamana kadar benim orada Faruk'la bir yerde gördüler mi şey yaptılar mı ben cezamı çekerim. Ne demek cezamı çekerim ha. Ya? Ya varsa benim suçum cezamı çekerim abla. Benim o gün nerede olduğumu 1000 şahit var. Tam 1000 şahit var. Orada vardığıma, kaçta vardığıma, karakolda vardı, savcısı da... Savcı benden 5 dakika sonra geldi. İddiaya göre çok büyük bir para almışsın sen Faruk'tan. Vallahi abla ben kimsenin parası yemedim şimdiye kadar. Allah'ıma bir şükür kendi kazancım yetiyor bana. Valla yani Sayın Savcımız senin yani bankadaki kadar... hesaplarına bir bakması lazım. Oradaki hareketliliğe bir bakması baksın lazım. Abla geçen gün gene 50 milyar para yattı Sunay şirketinden. Baksınlar 300... Gene 250 milyar tumarası aldım. Yapsın nerede yaptı da belli yatan paralarım da belli. Söylüyorum bana açık açık. 250 lira mı? 250 bin lira mı? Yani nedir ben anlayamadım. 250 milyar. 250 bin lira. 250 bin parası aldım. Ayrıca 350 milyar da Avaz parası aldım. 350 bin lira. Kim yatırdı bunu? Kim? Evet. Kim yatırdı bunları? Şirket. Gidin. Daha sonra tütün işi yapalım Didem Hanım. Güzel para varmış tütünde. Evet. Ne çiftçimiz kazansın canım var da. Var abi Allah bereket versin. 7 ton. Kazansın. 7,5 ton tütün var. Yani 150 milyardır hesapla abla. Hesapta şu anda ne kadar para var senin? Benim şu anda hesabımda, kendi hesabımda 40 milyar para var. 40 bin lira para Ondan var. Ondan sonra 50-60 milyar da hanımın üzerine var. 50-60 binde ya yani toplam 100 bin lira paranız var. Babanın bu kadar parası olduğunu biliyor muydun? Evet. Hı? Biliyorum. İddiaya göre bu paranın kaynağı Faruk. Valla abla, babamın dediği gibi... Paranın yatış şekli de belli. Zaten nerede geldi belli. Bu hani sizin dediğiniz gibi her Hanımın şey çıkar zaten. Yatan para nerede? Nasıl? Hanımın üstündeki 60 bin lira nereden? Onun da aynı tünü. Koçanlar ayrı ayrı. Babamın ikisinin koçanları ayrı ayrı. Hani araştırabilirler çıkar zaten. Hanıma nereden geldi para? Ama çıkar. Üzerine var hem benim üzerime var. Ve sen hala kızının bir şey sakladığını düşünüyor musun? Biz düşünüyoruz. Yok düşünmüyorum abla bu saatte olsa hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü benim kızım hepsini bildiğini söyledi. Ya ama senin kızın diyor ki işte. Nurullah Beyciğim senin kızın diyor ki ben diyor onu bıçakladım diyor. Bıçağın ucu kırık. Ben de bunu jandarmadan gelen rapora göre söylüyorum. İkincisi ben diyor bıçakladım oradan buradan diyor. Yani pantolonda kan yok ama senin kızının vücudu olduğu gibi üstü olduğu gibi kan. Senin kızının iç çamaşırında senin erkek soyundan gelen baba soyundan gelen bir erkek DNA'sı bulunuyor. Ya gözünü seveyim ya. Abla onu bilemem. Onu bilemem. Şimdi ben görmedim. Bir şeyi gördüm diyemem. Ya sen bak sen tecrübeli adamsın. Kurban da kesmişsindir. Bak vardır tecrüben senin. Sen Allah'ın gözünü seveyim. Kızın üstüne baktığında her tarafı kan içinde senin kızın canım. Evet kızım ben vardım da ameliyatın içinde vardım ben kızın yanında. Çocuğun yanında ameliyatın içinde vardım da çocuğun her tarafı cacıydı. Çocuk hatta bir ay yatakta kalkamadı. Gece rüya görüyor muydu Seher? Uyanıyormuş. Yok rüya. Çığlık atarak uyanıyormuş. Abla ekler hep yalan abla. Gözü gitse ben kurbanım olayım ya. Vallahi yalan billahi. Külen git çekil. Baba beni öldürecekler diyormuş. Baba beni öldürecekler diyormuş. Kim bakır ya? Allah ben neyse. Ben durmadım çocuğum. Ben bugün de çatıyor çocuk. Ben bu kadar şart konuşuyorum ya abla ya. Kurbanım sen rüyalar görüyormuşsun. Ya. Çığlık atarak uyanıyormuşsun. Beni de öldürecekler, beni öldürecekler diye korkuyormuşsun. O yüzden babanla güvenlik kamerası yerleştirmeyi planlamış evin etrafına.
Babam bana kendini... Yok abla, onu da anladım. Kamera neyi döşedi mi? Abla, onu da anladım. Kamera neyi döşedi mi? Dur Seher anlatsın. Benim Seher... hasta babam var. Bir dakika, söyle Seher. Kamera döşemezsin dedem gibi. Dedem var. 77 yaşında Azamur. Onu demiyorum bak. Hani ben kendim olarak düş... Ben olay yaşadıktan sonra, eve geldikten sonra, getirdikten sonra zaten evet. Hani ailem zaten hep hani kendini bir şey yapar, kendini bir zarar verir de zaten 7-20 hani yanında yatıyorlardı zaten. Onunla dedik babam tütün dikmeye gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Eve birisi gelir, ondan bir şey yapar, kendisini gider dışarıda, kamera ondan taktırdı. Biri sana bir şey yapar diye ailen korktu değil mi? Yok. Yok abla, onun için değil, onun için değil abla. Hepsi yalanlar ya. Hepsi yalan. Ya, benim babam var hasta abla. Daha önce niye yapmadın babam da bu olaydan sonra yapıyorsun? Babamı gece gitmiş varmış abla. Ya Nurullah Beyciğim daha abla, önce... babam gitti vardı sonra yaptım. Ya anladım. Abla babam var evde hasta. Ya yeni Azamir. Geldi dedim ya. Yeni geldi ondan. O zaman yenge, babam da yenge geldi abla daha ya. Az önce dedin ki Seher, bir Nurullah Bey'in sesini alalım. Az önce dedin ki bir şey yaparlar, gelirler diye babam taktı dedi. Aynen hani ne olur ne olmaz ya taktı. Ne olur ne olabilir Seher. Zaten Faruk seni korumuş ya. Canını kurtarmış ya. O yüzden sana seni kurtarma amacıyla bu işi yapmış ya. Evet, ne olabilir ki? Ne olabilir de seni orada gelip öldürebilirlerdi? Sen öldürülmekten korkmuşsun. Hayır abla ya. Yani ben sana zarar... kendimi bir şey yaparsın daha takdirde alem. Sana zarar verirler diye korkmuşsun. Yok abla ya. Ailen de korkmuş. Kamera yerleştirdiniz mi? Evet. 1 2 3 3 4 yerde kamera var. 4 yerde kamera. 3 4 evet 4 yerde kamera var. Nasıl? 4 4 olan kendini tabii şey yapacak. Çöplü olan kamerada döşe diyor. Elektrik de döşe diyor. Affedersin her şey meydanda. Herhalde kamera var. Döşe yani 4 tane kamera duruyor madem. Evin önünde, evin arkasında bir de ineklerin oldu besanenin orada. Tabii insan şimdi suçlu. Çöplü ya. Aynen ben suçlusum. Nurullah Bey, Faruk senin yanına parka geldiğinde Selen diye çay bahçesinde geldin. Yanında kim vardı? Bizim mahalleden bir komşu vardı. Hikmet Yeşilkola'da bir arkadaş vardı. Başka onun yanında kim vardı? Biz onunla ikimiz geldik. Onun yanında kim vardı? Başka kimse yok. Onun yanında vardığımızda kimse yok abla başka. Sen bu Taner'i tanıyor musun? Ben daha o güne kadar da tanımıyordum abla. Sen görüntüleri de izledin. Taner koltuğun altında bir şey saklıyor gidiyor. Var abla onda varsa da bir bitkini. Onda bir şey var. Bunlar bu çocuğa yardım etmek için gitmemişler belli. Belli abla. Ne yaptı ne etti hepsi belli. O çıkıyor piyasada. Sence İsmail'e ne oldu Nurullah Bey? Vallahi abla ben görmedim şey. Şimdi ben böyle desem bir yalan olur. Böyle desem yine yalan olur abla. Ben görmedim şeyi etmedim şeyi. Ben nasıl diyebilirim ya? Faruk neden İsmail'in telefonunu aldı? Abla ya. Faruk neden İsmail'in telefonunu aldı? Demek ki içindeki bilgilerini oğlanla ikisinin arasında bilgi vardı. Onları kaybetmek için aldı o zaman. Bu bilgiler ortaya çıksaydı ne olurdu? O zaman daha hepsi tabii yaptı yapmadı belli olacaktı ortaya da. Para olayı bilmem ne olayı çıkacaktı ortaya. O zaman Faruk mu İsmail'i öldürdü? Bilemem ki ne. Öldürmüş olabilir mi? Vallahi abla şimdi ben yapmadım, etmedim şeyi. Ben şimdi adama öldürmüş derin, yalan olur, öldürmemiş desem gene olur. Ben bilmedim şeyi, yapmadı, görmedim şeyi, gördü derim. Niye canım günlerce konuştunuz? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Son bir ayda abla, biz... Nerede konuştum gözünü seven abla ay, ya. Sürekli ya, arıyor seni. Sürekli ya. Seni arıyor. Ben biliyorum ya, Faruk'un yanındayken seni arıyor. Ekibim orada bana onlar söylediler. Konuşuyorsunuz ben konu... Bir ay önce, yani 20 gün öncesinden ben... bahsediyorum. Ben 20 gün önce, 25, 30 gün önce konuştum. Şimdi yalan söylememe gerek yok. O da bana benim kızı iyilik yaptı da, oradan kızımı aldı geldi de iyilik yaptı da konuştum. Ondan sonra ilişkiyi kestim. Bu olaylar çıkınca ilişkiyi kestim de o mesele. Bak o kadar şart konuşuyorum. Buyurun Tuncan. Nurullah Bey şunu sormak istiyorum. Kızınızı iyilik yapmış, kızınızı kurtarmış. Neyden kurtardığını evet. Siz niye sormadınız ya da neyden kurtardım dedi. Bunu merak ettim. Orada yolun günde dedi. Görüntülü aradı. Ben aldım geldim dedi. İyi de orada niçin oradaymış? Siz sormadınız mı ya benim kızım orada ben ne arıyordu ben Faruk? O anda abla zaten ben o anda zaten benim zaten dengem gitmiş çocuğu görünce. Ben o anda bir çocuğu şey sormadım. Çocuğu görmeden karakol vardı, daha. Jandarma vardı.
Ya İsmail, bir de İsmail'e bir şey söyleyeceğim. İsmail'i iki evin tek oğlu, maddi durumu yerinde, altında son model arabası var. Aile evlendirmek istiyor. Gelip Allah'ın emriyle senden isteselerdi, bu olaylar olmasaydı. İsteselerdi. Niye istememiş ablam? Aydan. Hayır. Pulu başka bir şey soruyorum. Ya bir dakika. Faruk demiş ki vermezler demiş. Bir dakika ya. Faruk vermezler demiş. Faruk. Dediği için o da gelmemiş. Duydun mu? Gereydi o zaman. Sen verir miydin? Sen verir miydin İsmail'e kızını? Benim kızım istedi mi verdim. He? Ama İsmail'e demiş ki... Benim kızım istedi mi verdim. İsmail'e demiş ki bu kızı sana vermezler. Değil mi Seher? Seni bana yar etmezler demiş. Bak baban da verirdim diyor, Allah'ın emriyle gelselerdi. Ben onu bilmiyorum, bak ben bilmiyorum. Seher söylesin. Parası var, pulu vardı. Dinle parası, Seher. Parası pulu olan adam niye vermemiş baydım? Ya çünkü hala istersen... Hala parası var, pulu varmış Tok ya. İstersen vermezler demiş. Sesini alsanıza. Var para. Seher. Geç mi kaldı? Seher. Efendim abla. İsmail babanın seni, ya evden beni istemeyeceğini düşünmüş. Sence bunu kim söyledi ona? Faruk söyledi dediğin gibi ya. Ne demiş Faruk? Ya Faruk de yani vermezler falan demiş hani. Bana da öyle dedi hani, dediğim gibi konuştuğuma göre hani ben... Ne dedi Faruk'la sana İsmail? Vermezler dedi. Hani dedim ben Faruk'la konuştuğumda olaydan hani olaylar olmadan önce dedim ki seni istemeye falan gelecekler dedi. Ben evet. istemiyorum ben dedim. Hani tamam. Evlenmek falan istemiyorum dedim tamam. Ben. Dedi ki hani konuş dedi. Hani babam falan duymaz, söylemem ben dedi. Ben de abi hani konuşmak istemiyorum. Hani evlilik falan düşünmüyorum ben dedi. Tamam. Ondan sonra İsmail'le konuşmuşlar bunlar. Tamam. O gün ne konuştular saydım. Dediğim gibi İsmail'le Faruk saydım sürekli konuşuyordu. Yani senin bu evliliği istemediğini İsmail'e söylemiyor. İsmail'e diyor ki ailesi seni vermez. Evet. Bu da yalan. Evet hani dediğim gibi İsmail hani Faruk diyor ya hani İsmail'le konuşmuyorum etmiyorum. İsmail'le Faruk abi Faruk konuşuyor zaten. Sen de konuşuyorsun.